Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet. Çarpılmam inşallah. Arkadaşlar bugün sizlere erkek makyajı göstereceğim. Yani erkek makyajı dediğimiz nedir? Sakal tıraşı, saç ve bakım. Onun için size öncelikle bakım şeylerimi göstereyim. Hangisiyle başlayayım? Sakal tıraşı olacağım için görmüş olun. Bu markanın Outdoor 1461. Bu makinenin en büyük özelliği acıtmıyor. Böyle sıfıra yakın kesmesi. Önemli olan bu. Bunu yapacağım. Bundan sonra tıraş. Peki. Bunu bir A101'den aldım bunu. Gayet güzel. Bunu böyle yaklaşık 6 ay kullanabiliyorsunuz. Kolay kolay eskimiyor. En sonra da bunu fışkırtacağım. Sonra tabii ki Dişler önemli. Sensodin. Sonra Lisetrine yapacağız. Ondan sonra arkadaşlar yine A101'de çok güzel aldığım A101'den Aksın kolonyası ve yine A101'den aldığım Aksın. Market ismi veriyorum ama şimdi bizim burada daha çok A101 var. O yüzden oraya neler gelmişse onlarla bakım yapıyorum. Bakımlarım arasında yine çok çok sevdiğim bir ürün burada. Aykua. Bu seri öyle bir seri ki arkadaşlar bunun portakallısı var, karpuzlusu var, her şeyi var. Böyle bir seri bu. Haberiniz olsun. Bunlarla başlayacağım. Şimdi öncelikle ne yapmam lazım? Öncelikle bir üstümü çıkartmam lazım. Ve de bir tane sigara yakmam lazım. Başka türlü olmuyor çünkü. Evet. Biraz bekleteceğim sizi. Evet. Şimdi bir sigara yakayım öncelikle. Bir sigaramı. Ya sigarasız ben tıraş olamam. Şimdi erkeğin makyajı olan durumlarda erkek en önemli şeylerinden bir tanesi nedir? Sigara yakar yani. Sigara kullanıyorsa. Ben sigara kullandığım için her zaman tıraş olurken öncelikle bir sigara yakarım. Hadi başlayalım. Evet. Bıçakları biraz çok yağlamadığım için böyle durum söz konusu olabiliyor. Ben takılıyor. Faulleri, faul. Yani bu faul futboldaki faul olmadığını biliyorlar. Hala bunun esprisini yapanlar. Bu faul yani saçın indiği kulak hizasındaki birikime faul deniyor. Yani faul. Faul futbolda olan bir şey. Önce bakayım bir de burada şey var. Kulağın hizası çok önemli. Faul bırakırken arkadaşlar. Dikkat ediyorum ona. Ona çok dikkat ediyorum. Siz de dikkat edin. Bir sigara içeyim. Makineyle aldıktan sonra böyle biraz top sakal bırakıyorum ki nasıl bir açıda gideceğimi önemli çünkü ters düzler var. Evet her erkeğin yaptığı gibi kendi bakımını yapan erkekler tıraş olurken bilin ki çoğu kişi önce bir bıyık bırakır şöyle bakar. İşte geliyor özel harekat, işte geliyor özel harekat. Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar. Hilal bıyık, ben bıyığa doydum. Biz zamanında çok bıyık bıraktık. Şu kısımlar arkadaşlar, şu kısımlar çok acıtabiliyor. O yüzden orayı biraz daha derinden almam gerekiyor. Ve ters. Böyle alırsak acıtır. Şöyle alacağım. Evet ama bu şekilde. Şimdi ne yapacağım? Tamamen köpükleyeceğim. Köpükledikten sonra da tıraşıma geçeceğim. Hem de yine göstereyim. Bu markayı kullanıyorum. A101'de satılıyor. Güzeldir bu arada. Ama yüze daha güzel. Başka taraflara pek tavsiye etmiyorum. Evet, konsepti biraz değiştireyim. Konsept şöyle olsun. Konseptim şu. Sevgilisinden ayrılmaya giden adam tıraşı. Ayrılıyorum. Ayrılacağım için. Böyle bir tıraşı öngördüm. Görmüş olduğunuz gibi. Neyse bunu bitirdik zaten. Gratis değilmiş bu ya. Bu A101'de nasıl satılıyor? Neyse. Oraları beni ilgilendirmez. Ben oradan aldım. Evet. Bu markanın en büyük özelliği yaptığımız sakal tarafımızın çok güzel kayganlaşmasına ve bıçağımızın daha güzel şekilde kaymasına yardımcı oluyor. Şöyle bir hareketimiz var. Şuraya bir, şuraya iki. Bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra elimiz vasıtasıyla şöyle yavaş yavaş hiç böyle fazla etrafa dağıtmadan bu şekilde böyle birazcık da altlara, birazcık da bıyık tarafına yediriyoruz arkadaşlar. Dudağa fazla sürmeye gerek yok. Bu ovma yöntemi bıçağın yani bu
kılların daha gözeneğe girmesini sağlıyor bu içindeki özel teknoloji. O yüzden şöyle ovalım, küçük masajlarla elimizi yıkayalım. Şimdi ben daha çok arkadaşlar yukarıdan böyle değil de daha çok yukarıdan aşağıya alıştırdım sakal çıkış noktamı. Bu şekilde. Bakın görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bıçaklı olunca 6 bıçak mı lan? Doğru mu saydım? 1, 2, 3, 4, 5 bıçak mıymış? 5 bıçaklı olunca bak bu kadar kolay ve hızlı bir sonuç alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Bak hala köpüğü atmadım. Devam ediyorum. Çünkü ne abi biriktiriyor. İşte 5 bıçaklı almamızın sebebi budur. Artık doldu. Artık suyla bir temizleyelim. Hemen de boşalıyor. Bak hemen de görmüş olduğunuz gibi hiç doğru düzgün kıl tüyü kalmadı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yüzümüzdeki kılların hala durup durmadı. Çünkü bıçağın da bir ömrü var. Sonuçta her şeyi alacak değil. Bir bakacağız, tekrar üstünden geçeceğiz. Evet, havlumuzu da kullanalım. Burnumuzun içine de kaçmış. Biraz foylarımız da var. Aldık ama siz göremiyorsunuz, ben görüyorum. Bazı yerler kalmış. Onları da alayım. Çünkü önemli. Çünkü kaymak gibi olunca bu sefer bir yerde kaldığı zaman ne oluyor? Çok belli oluyor. Bir de oraya güneş vurunca şunları da alayım. Evet, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde son rütücülerimizi de yaptık. Hemen bir kere daha yıkayalım. Tabii her yer kıl oluyor ister istemez. Çünkü sakal bu. Kıl olabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Tabii herkes evinde tıraş olamayabiliyor tabii ki. Kimisi yüzüne kesebilir falan filan derken mesela bakın kaş ortası. Kaş ortasında çıkan tüylerimizi alıyoruz. Bir de burunda çıkanlar oluyor. Mis ya. Mis kim? Ne yapıyoruz şimdi? Yine Axe'dan aldığım. Nerede? Kolonyamız. Bu kolonyayı da yüzümüze o tarihi alan orayı ferahlatacak hale getirmesi için şunu yapıyoruz. Ananı sik. Bak dikkat et. O ele dikkat et. Yani bak. Oğlum. Bak böyle küçük şakalar kendine. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Dişlerimi fırçalayacağım. Bakın ne kadar beyazlar. Evet, saçlarımıza geçiyor. Saçlarımı neyle yıkıyorum? Böyle ısırgan otlu. Isırgan otlu şampuanını kullanıyorum. Saçımı nerede yıkıyorum? Tabii ki muslukta. Evet, bu şekilde. Daha çok saçımı soğuk suyla yıkamayı seviyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu birinci hareket, bakın göstereyim. Şu bir, şu da iki. Bu şekilde saçlarımı kurumaya bırakıyorum, ondan sonra fönleyeceğim. Bizim lavaboda priz koymayı unutmuşlar. O yüzden başka odada saçımı kurutup geleceğim arkadaşlar. Saçımı kuruturken o esnada da giyindim. Hemen dedim giyineyim. Resmi biraz da hani olayların farkında. Yani bütün olayı sen yaptın aslında. Ben senden ayrılmak istemiyordum tarzında bir giyim şekli yapıyoruz ki biraz ne olsun karşı tarafa hani bak ben çok iyiydim zaten anlamını vermek için. Bir de saçımızı öyle yapmalıyız ki ayrılıklarda karşı tarafa yani o ben güçlüyüm bak hiçbir şey benim suçum değildi imajı yaratmak için biraz böyle saçlarımızı ona göre yenilik, yeniyim, ferahım gibi. Şöyle bir öncelikle güzel bir 4-5 parmak işte bu şekilde biraz daha ne olmuş olduk? Kendimizden emin bir ayrılık şemasına bürünmüş olduk arkadaşlar. Şöyle durayım biraz. Görmüş olduğunuz gibi. Görmüş olduğunuz bu oda parfümü. Oda parfümü ayrılıklarda çok önemlidir. Deneyin, çok rahat bir şekilde ayrıldığınız gibi evinizin ortamının kokusunu karşı tarafa verdiğiniz için karşı taraf böyle o hayaller hemen şuur altından ortaya çıkacaktır. Ve onun için ızdırap dolu bir süreç hemen başlayacaktır. Biraz şuraya. Bu oda parfümü olayını sakın unutmayın. Evinizde hangi kokuyu kullanıyorsanız o kokuyu üstünüze sürün ve öyle gidin. Çok mu sıktım? Bu şekilde ayrılmaya gidebilirsiniz. Demem odur ki kendi özgüveninizi sağladıktan sonra bu şekilde tıraşınızı olmuşsunuz. Yani ayrılığa her zaman jiletle giderseniz daha farklı olur. Karşı taraf bu yeniliği bir anda hisseder ve der ki ben bir cevheri bırakmışım. Ondan ayrılmışım. Ayrılıyoruz. Ona biraz tabii ki kiminle olduğunu hissettirmekti bu hareketlerimiz. Manitanızdan ayrılabilirsiniz.
İnşallah yardımcı olmuşumdur. Kullandığım ürünleri gösterdim. Olarak. Tabii öncesinde duşumuzu alıyoruz tabii ki. Ben hani bir örnek olsun diyerekten böyle hızlı bir şey yaptım. Başında ne dedim? Düğün dedim ama düğün... Ya düğüne zaten hepimiz hazırlanıp gidiyoruz. Ben düğüne daha farklı hazırladım. Onu farklı videoda çekeceğim inşallah. Demem odur ki arkadaşlar bu şekilde ayrılığa biraz daha resmi, biraz daha karşı tarafa o pişmanlığı verebilmek babında göstermek için sizlere bu videoyu çekmiş oldum değerli arkadaşlar. Yani arkadaşlar ayrılık deyince ayrılıklar herkesi belirli şeye dönüştürebilir. Yani herkes farklı ayrılabilir ama ben ayrılıklarımı böyle daha çok resmi olarak yapmaya çalıştım ki yani o vibe'ı vermek için bu çocuk kaybettik ya. Yani elindeki cevheri fark etmedin sen. Öyle yani. O yüzden ayrılıklarınızda hepinize sabırlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.